Selamun aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilme ve fehme ve elhikna bis-salihin. Değerli dostlar, kıymetli izleyiciler, Rabbim nasip buyurdu. Bugünkü dersimizi de inşallah kaldığımız yerden devam etmek niyetindeyiz. Rabbim niyetimizi, duruşumuzu, yürüyüşümüzü halis kılsın. Razı olacağı bir yaşam biçimini gerçekleştirmeyi bizlere kolaylaştırsın. İstikametten, istikrardan, ihlastan bizleri ayırmasın. Her türlü fitneden, nifaktan, şerden, şirkten, şüpheden bizleri arındırsın. Evet kardeşler, Tevbe suresindeki yolculuğumuz devam ediyor. Önceki dersimizde münafıkların ortaya serdettikleri tutumdan hareketle Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında nifak olayını, nifak psikolojisini tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi ve sermeye devam ediyor. Münafıklığın parametrelerini tek tek bizlere sundu. Bedevi münafıklar, medeni münafıklar, arada kalan daha farklı rollerle karşımıza çıkan tüm münafık karakterlerini tek tek teşhis ediyoruz, tespit ediyoruz. Sürekli söylüyoruz. Burada profili belirlenen münafıklar sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zaman dilimiyle sınırlı olan münafıkları kastedilmediğini biliyoruz. Haliyle özellikleri sert edilen o günün münafıklarından hareketle onların psikolojilerini, zihinlerinin arka planlarını ya da sinelerinde sakladıkları tüm gizli niyetleri deşifre eden Allah Azze ve Celle bizlere bir projektör tutuyor. Yaşadığınız zamanın nifak olayını nasıl teşhis edeceksiniz? Münafıkları nasıl tespit edeceksiniz? Ama en önemlisi, kendiniz nifaktan nasıl korunacaksınız? Nifaka götüren yolların, yöntemlerin, duruşların, davranışların, algıların, anlayışların tek tek bazen detay diyebileceğimiz çerçevede ele alınmasının bizler için ne kadar önem arz ettiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Dikkat ederseniz Tevbe suresini bütünlük içerisinde ele aldığımızda herhalde kafirlerden daha çok münafıklardan gelecek tehlikeye dikkatimizi çekiyor. Allah Resulü'nün gününde bu kadar münafık olabiliyorsa ve tehlike bu boyutlarda ele alınıyorsa, günümüze gelince nifak olayının, münafık akımının bizler için çok daha ileri boyutlarda derin bir tehlike içerdiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi biz devam edelim. Münafıklarla ilgili Allah Azze ve Celle'nin tespitleri, bugünkü dersimizde olay biraz daha somutlaşacak. Münafıkların projelerine, pratiklerine, münafıkların sadece felsefesi, mantığı değil, yaşam biçimi olarak münafıklar nasıl ortaya çıkıyorlar, kendi senaryolarını hayata geçirmede ne gibi yollara, yöntemlere başvuruyorlar onu da göreceğiz. Ama öncesinde geçen dersimizde biraz da konu bitmemişti. 104. ayette kalmıştık. Allah Azze ve Celle bir tarafta münafıkları şiddetli bir şekilde silkelerken bir kapıyı da açık bırakıyor. Belki tövbe ederler diye. Çünkü son nefesini verinceye kadar Allah kimseden elini çekmiyor. Belki iman ederler diye, belki nifak hastalığından kurtulurlar diye.
Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin esas çağrısı bunadır ve buna yöneliktir. Şimdi bakalım 104. ayette Allah Azze ve Celle hem fasıkları, münafıkları, zalimleri, kafirleri nasıl bir tövbeye teşvik ediyor, nasıl bir tövbeyi telkin ediyor onu da görelim. Estaizu billah. Elem ya'lemu ennallaha huve yekbelu tevbe an ibadih. Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarının tövbesini kabul edecek. Şimdi bu vurguya çok dikkat etmek lazım. Onlar bilmezler mi ki, ya da nasıl bilmezler ki, Allah'ın kullarının tövbesinin kabul edici olduğunu, kabul edeceğini bilmezler mi? Ve ye'hudu sadakat, sadakalarını alacak olanın da Allah olduğunu onlar bilmezler mi? Belki bu cümle, bu ifadeler alışık olduğumuz bir cümle gibi gelebilir. Ama biraz dikkatli dinlersek kelimelerde çok önemli bir vurgu var. Allah'ın tövbeleri kabul edeceğini ve sadakayı alacağını bilmezler mi? İki şeye dikkat. Bir, tövbeyi doğrudan Allah kendisi kabul ediyor. Araya kimseyi sokmuyor. Aracıya, tefeciye ihtiyaç duymuyor. Şunun eline, eteğine yapışırsanız onun üzerinden gelecek tövbeniz o zaman gerçekleşir demiyor. Doğrudan bana tövbe diyor. Tövbeyi alacak. Gidip de şuna tövbe verelim demenize gerek yok. Aynen ifade bu. Elem ya'lemu ennallahu ve yakbalu tevbe an ibadih. Kullarından tövbeyi kabul edecek olan Allah'tır şüphesiz ya. Kesinlikle hiçbir şüpheniz olmasın yani. Tövbe için bir merasime gerek yok, formaliteye gerek yok, bürokrasiye gerek yok, kırtasiyeye gerek yok, işi uzatmaya, dolandırmaya gerek yok, belli bir tarihe ertelemeye, belli özel bir güne, geceye, saate sarkıtmaya gerek yok. Her an tövbe vaktidir. Ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar, ta ki insanoğlu son nefesini vermek üzere artık sekerat-ı mevt dediğimiz ölümle yüzleşinceye kadar tövbeyi kabul edecek olan Allah'tır. İkincisi, sadakayı alacak olan Allah'tır. Allah verdiğiniz sadakalara öyle bir değer biçiyor ki sadaka verdiğinizde fakire vermiyorsunuz, Allah'a veriyorsunuz. Nasıl bir iltifat bu ya? Ya ben Suriye'ye yardım ettim, Arakan'a yardım ettim, Gazze'ye, Filistin'e yardım ettim. Allah diyor ki sen bana yardım ettin. Ve subhanallah. İn tensurullahe yansurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani Allah yaptığınız o fiile öyle bir kıymet, öyle bir değer biçiyor ki o işi ciddiye alasınız diye siz bana yapmış oluyorsunuz. Bir kuluma yapmış kabul etmiyorum ya. Doğru da bana yapmış oluyorsun ya. Allah bizi ikna etmek için nasıl teşvik ediyor değil mi yani? Tövbeyi bir an önce gerçekleştirmek için Allah Azze ve Celle nasıl kelimeler kullanıyor ya? İşte Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi önemsediği buradan ortaya çıkar. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de karz-ı hasen ayetleri vardır. Allah'a borç verme ayetleri vardır. Ve bizi teşvik ediyor. Yok mu Allah'a borç verecek olan? Ki Allah da kat be kat fazlasıyla kendisine iade etsin. Siz sıkıntıda olan birinin sıkıntısını giderdiğiniz zaman Allah diyor ki benim sıkıntımı giderdiniz. Subhanallah. Bana borç verdiniz diyor. Hadi gel de o işi yapmamazlık et bakayım nasıl edeceksin yani. İşi bağlamak için, bizi infaka, ihsana, ikna etmek için
Allah Azze ve Celle öyle edebi, öyle icaz bir dil kullanıyor ki biraz kendine merhameti olan kesinlikle bu hükmün dışında kendini tutamaz. Başka türlü bir teville kendini kenara çekemez yani. Tövbe ve sadaka ile ilgili özellikle bu ifade kullanıyor. Ve ennallâhe huve tevvâbur rahîm. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir. Ve rahmetiyle bizlere acıyandır. Bizlere merhamet edendir. Kardeşler, anlıyoruz ki tövbe sadece Allah'a yapılmalıdır. Aracı yok dedik. Allah'tan başka kimseden tövbe alınmaz ve tövbe yapılmaz. Bunun için kimsenin huzuruna gitmeye gerek yok. Yeter ki içten samimiyetle tövbe etme ihtiyacı duyunuz. Allah için bu yeterli oluyor. Bakınız, peygambere bile yönlendirmiyor Allah Azze ve Celle. Gidin peygamber tövbenizi alsın demiyor yani. Bulunduğunuz yerde hemen gecikmeyin, tövbenizi devreye koyun ve bir an önce Allah'a yöneliniz yani. Sadaka noktası yani. Verdiğimiz her sadakanın Allah'a karşı bir sadakatin ispatı olduğunu göreceğiz yani. Allah bizim sadakatimizi ölçüyor. Malikel mülkün kendisi olduğunu bizlere hatırlatıyor. Onun mülkünden alıyoruz, tekrar ona iade ediyoruz ve bununla değer kazanıyoruz. Allah katındaki itibarımız yükseliyor. Ama düşünebiliyor musunuz yani? Allah'ın bize verdiğini bazen Allah'a vermekten imtina ediyoruz. Hangi akla hizmet ediyoruz bilemiyorum. İşte bu noktada özellikle ayetlerin bu yalın bir şekildeki vurgusu aslında bizlere çok şey öğretiyor. Münafıkların o kadar tehlikesine dikkat çekti, iki şeye vurgu yaptı. Tövbe edeceksiniz ama tövbede samimi olduğunuzu Allah mal ile olan ilişkinizle ölçüyor yani. Hadi tövbe ettim dilinizin ucuyla. O Allah'ın verdiği mülkü Allah yolunda Allah'ın davası için harcayabiliyor musun? Tövbedeki samimiyet ve sadakat da onunla ortaya çıkacak yani. Veya namaz kılabilecek misin? Allah yolunda bir şeyler yüklenebilecek misin? Çünkü biz tövbenin de suyunu çıkardık. Tövbenin de içini boşalttık. Kavramları iyiliş ettiğimiz gibi tövbe kavramı da. Günde 70 defa tövbe ediyor. Ama hayatında değişen hiçbir şey yok. Haliyle hep şunu söylerim. Tövbelerimize tövbe etmemiz gerekiyor diyorum. Sulandırdığımız, bulandırdığımız, kaypaklaşan tövbelerden ağızlara sakız edilen klişeleşmiş kelimelerden tövbeleri kurtarmak lazım. Tabiri caizse hayatımızı tövbeyle resetlememiz lazım. Yeni bir format atmamız lazım. Hayattaki tüm kirleri, çirkinlikleri, kötülükleri, karanlıkları, şüpheleri, şaibeleri, şirkleri, fıskları, fucurları silip atacak bir tövbe biçimine dönmemiz lazım. Yoksa alıştığımız hayat biçimini sürdürerek, onun ismine de tövbe koyarak, istiğfar koyarak hayatı kurtarmış olmuyoruz. Tövbe bizi tezkiye etmeli, tövbe bizi terbiye etmeli, tövbe bizi adam etmeli, tövbe bizi insan kılmalı. Tövbe bizi Adem yapmalı. Tövbe bizi şahit ve halife kılması lazım. Konu devam edecek. 105. ayete bakalım o zaman. Her günahtan sonra bir tövbe ama her günahtan sonra da bir de sadaka vermek samimiyetin göstergesidir. Yani. Bunu aklınızın bir yerine yazınız yani. İşlediğiniz her günahtan sonra bir sadaka vermeyi şöyle alışkanlık haline gelin, o sadakaların nasıl koruyucu olduğunu göreceksiniz yani. Şöyle bir deneyin ya. Sabah namazına kalkamadınız. Bir sadaka verin bakayım yani.
Namaz ciddiyetinizi nasıl besleyecek yani? Allah'ın bir farzını terk ediniz. Bir günaha bulaştınız yani. Onun size bir maliyeti olsun ya. Hani trafikte kırmızı ışıktan geçince adrese hemen ceza geliyor ya. Onu ödemek zorundasınız. Ödemezseniz katlanarak gelecek yani. Allah'ın kırmızı çizgilerini çiğner çiğnemez adrese bir ihtarın, bir mektubun, ceza mektubun gelmesini beklemeyiniz. Hemen peşin ödeyiniz, şey düşer. Temize çıkarsınız yani. Hazreti Adem Aleyhisselam kırmızı çizgiyi ihlal etti, yasak meyveden yedi ama hemen tövbe etti. Yine de bedel ödedi yani. Bu ayet bu yönüyle bence çok çarpıcı yani. Tövbeyle sadakayı bir ayette zikretmiş olması bize çok şey öğretiyor yani. Ya hocam biz öğrenciyiz, sadaka ne vereceğiz ki yani? İşte önemli olan o yani. Öğrenciyken vermek, yoksulluk içinde vermek, darlık içinde verebilmek ya. Bence marifet budur yani. Çünkü Allah miktarına bakmıyor. Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun buyuruyor. Yarım hurma ya. Vereceğiniz sadakanın hacmi önemli değil, ebadı, gramajı, tonajı önemli değil, ebatları önemli değil yani. Verenin niyeti önemlidir. Samimiyet ve sadakati önemlidir. Verebiliyor musunuz ya? Varlıkta ve darlıkta onlar infak ederler diyor Kur'an-ı Kerim. Âl-i İmrân suresinde. Bunun hayatımızın bir vazgeçilmezi şeklinde yer etmesi lazım. Ancak biz sadakanın da kapsamını daralttık. Sadaka denince aklımıza ne geliyor? Sadakayı fıtır geliyor. İşte çok yoksul ya da dilencilere verdiğimiz birkaç kuruş geliyor. Sadaka hayatın temel bir parçası. İslam o kadar geniş tutuyor ki hiçbir şeyiniz yoksa güzel bir söz bile sadaka sayıyor. Bir Müslümana tebessüm etmeyi bile sadaka sayıyor. Ta ki sadaka bilincinden bu ümmet mahrum kalmasın diye alabildiğine genişliyor. Peki bizde sadakayı daraltma mantığı nereden geliyor? Dünyevileştikçe, bencilleştikçe, kapitalizmin kültürü altında zihinlerimiz bireyselleşmeyle, içe kapanmayla ifsat ve imha edildikçe infak kültüründen israf kültürüne bu defa kayıyoruz. İsrafçı olabiliyoruz. İstifçi olabiliyoruz ama ihsan ve infak nefislerimize ağır gelmeye başlıyor. İleride bununla ilgili ayetler gelecek. Ben bir sonraki ayete geçeyim. Ve kulimelu feseyara Allahu amelakum ve rasuluhu vel mu'minun. Allah azze ve celle çağrısını yaptı. Bu defa vurguluyor. Önce tabir caizse alttan aldı ikna etmek için. Ama baktı ki yanaşmıyorlar. Başka bir dil de kullanıyor Allah Azze ve Celle. De ki yapın yapacağınızı, edin edebileceğinizi. Allah sizin yaptık ettiklerinizi, amellerinizi, işlerinizi görecektir. Onun peygamberi ve müminler de göreceklerdir. Münafıklara çağrıyı yaptıktan sonra Allah şunu vurguluyor. Herkes yapacağını yapsın. Elinde ne geliyorsa yapsın. Ama yaparken gösteriş için yapmasın. Gören görüyor. Tüm görenlerin üstünde bir gören var. Basir olan Allah Azze ve Celle var. O halde yaptıklarınıza kesinlikle görselliği öne çıkarmayın, görünürlüğü öne çıkarmayın, gösterişe sakın yeltenmeyin. وَفَسَيَرَ اللّٰهِ Allah gördü ve Allah gösterecek. Peygamber'e de sizi gösterecek, müminlere de sizi gösterecek. Gören Allah gösterecek. Dünyada da gösterecek, ahirette de gösterecek. Hiçbir şey Allah'a gizli değil. Hiçbir şeyi Allah'tan kaçıramazsınız.
hiç kimse Allah'a atlatamaz, atlayamaz. Onun görmesi başkasının görmesine benzemiyor. Mobese kameralarıyla ilgisi yok onun görmesinin. Tüm görme melekelerinin çok çok üstünde onun sinelerde gizli olan niyetleri bile gördüğünü ve bildiğini hesaba katacağız. İşte bu ayet buna vurgu yapıyor. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ne yapacaksanız yapın, tövbe mi edeceksiniz? Yoksa tembellik mi edeceksiniz? Cihatta mı bulunacaksınız? Yoksa ricat, firar mı edeceksiniz? Üzerinizdeki İslami sorumlulukları zamana yayıp yan gelip yatacak mısınız? Yoksa doğrulacak mısınız? Dirilecek misiniz? Direnecek misiniz? Ne yapacaksanız bu dünyada şimdi hemen burada yapmanız lazım. Ertelemeci bir anlayışla işi geçiştirecek misiniz? Anında sefere soyunmak için işi ciddi tutup elinize tez mi tutacaksınız? İnfak mı edeceksiniz? Nifak yolunu mu seçeceksiniz? Tam zamanı. Allah da görüyor. Zannetmeyin ki dosyalarınız gizli kalacak, sümen altı kalacak. Zannetmeyin ki dosyalarınız zaman aşımına uğrayacak. Mürürü zamandan yırtacaksınız. İktidarlar değişince bir takım suçlar örtbas edilecek. Böyle zannetmeyiniz. Her şey ayan beyan, aleni, her şey ifşa edilmiş vaziyette. Samimiyetleriniz de, sahtekarlıklarınız da, iki yüzlükleriniz de, dürüstlüğünüz de, her şey kayıt altında. Allah Azze ve Celle bunu görüyor, görmekle kalmıyor, gösteriyor. Peygamber'e de gösteriyor, müminlere de gösteriyor. Sizin Müslümanlarla ilgili art niyetlerinizin ardı arkası siz kesilmese bile Allah onları ard arda gözler önüne serecektir yani. Herkesin foyası ortaya çıkacak. Kimin dümeni var, kusbası var, kumpası var, film fırıldak işleri var. Hiçbir şey Allah'tan kaçmaz. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bu şekilde bu netliği bize haber verdikten sonra bizden şunu istiyor. Kesinlikle gösterişe kaçmayın. Çünkü gören görüyor, bilen biliyor, duyan duyuyor yani. Falanla ikimizin arasında kaldı zannetmeyin. Her ikinin yanında bir üçüncü var. Her üçün yanında bir dördüncü var. Onun yanında on birinci var. İşte bu bilinçle bize şah damarımızdan da daha yakın olanın denetimi altında, gözetimi altında olduğumuzu bilerek hayatın akışını belirlersek, belki o zaman yerimiz farklı olacaktır. Heybetimiz, cesaretimiz, basiretimiz, insanlar üzerindeki etkimiz de, hikmetimiz de farklı olacaktır. Her an onunla birlikte olma bilincini idrak ettiğimiz zaman, bu şuuru kuşandığımız zaman, hayata bakışımız, toplumla ilişkimiz, ahirete yönelişimiz de çok daha farklı olacaktır. Evet. Yaptıklarınızla kimin gözüne girmek istiyorsunuz? Allah bunun farkında. Yaptıklarınızla kimin nezdinde itibar kazanmak istediğinizi de Allah biliyor. Kimin nezdinde kendinizi ispatlamak sevdasında olduğunuz da ona gizli değildir. Hangi rantın peşinde olduğunuzun, hangi imaj, itibar kavgasında olduğunuzu da o biliyor. O, reyting hesapları yapanları da tiraj hesabı yapanı, insanlardan alkış bekleyenlerin niyetlerini de o biliyor. O zaman her şeyi bilene biz kendimizi arz etmemiz lazım. Kulluğumuzu ona göre gözden geçirmemiz lazım. İhlasla, ittikayla, İkan ile, ihsan ile kendimizi ona nasıl kabul ettireceğimizin çaba ve gayretini göstermemiz lazım. Ve setureddune ila alimil gaybi ve şehade fe yunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. Yakında görüneni de, görünmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O size
yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Onun haber vermesi dünyadaki habercilerin haberinden çok farklıdır. Hiçbir kapalılık yok. Belirsizlik yok, bulanıklık yok. Düşün ki haberi veren bizzat Allah'ın kendisi ya. Dünyada bir haberci peşimize takılsa elimiz ayağımız birbirine dolanıyor ya. Beni aleme faş edebilirler ya. Medyanın diline düşersek Allah korusun yani. Bunlarda din, iman yok, ahlak yok, edep yok diyerek tedirgin oluruz ya. Düşün ki haberci bizzat Allah, habir olan Allah ya. Neyi ondan kaçırabiliriz yani? Başka kim bizi savunacak yani? İşte Allah Azze ve Celle küçük haberlerden ve küçük habercilerden tedirgin olmaya gerek yok. Büyük habere dikkat edin ve büyük haberciye dikkat ediniz. Yani. Onun karşısında toparlanınız yani. Peki bunu nasıl yapacağız? İki şeyle. Bir, tutarlılık. İki, İslam'la ilgili söylemlerimizi hayata geçirmek. Pratikte göstermek. Önce inançta, tevhidde tutarlılık gerekir. İki, tevhidin hayata, yaşama yansıması gerekir. Pratize olması gerekir. Sosyal hayat üzerindeki etkilerini ortaya çıkması gerekir. Ve aharune mürcevne li emrillah imma yuazibuhum ve imma yetubu aleyhim. Allah diğer bir kısımdan da şimdi bahsediyor. Sefere çıkmayan, cihada çıkmayan, Tebük'ten geri kalan bir diğer gruptan bahsediyor. Ve aharun, diğer bir kısımda var ki mürcevne li emrillah, Allah'ın emri için, Allah'ın onlarla ilgili hükmü daha gelmemiş, ertelenmiş. İmme yuazibuhum ve imme yetubu aleyhim. O bunları ya cezalandıracak veya onların tövbesini kabul edecektir. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir. Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Savaştan, cihattan, seferden geri kalanlardan bir kısmıyla ilgili Allah son sözünü burada söylemiyor. Onları beklet diyor Hazreti Muhammed'e. Kim onlar? Kâb bin Malik ve arkadaşları. Aslında cihada çıkmak için tüm şartları yerinde ama bir anlık nefislerine uydukları için seferden geri kalıyorlar. Fakat sonra çok pişman oluyorlar. Biz ne yaptık yani? Nefsimize uyduk, hevamıza uyduk. Hazreti Peygamber gelince, seferden dönünce herkes mazeret beyan etti. Üç kişi olduğu gibi her şey Allah Resulüne. Hiçbir özrümüz, mazeretimiz yoktu. Biz işte sıcak su başlarını, olgun meyveleri hanımlarımızla birlikte kalmayı tercih ettik. Bunun başka türlü izahı yok ey Allah'ın Resulü. Cezamız neyse de biz çekmeye hazırız dediler. Allah Resulü gidin bekleyin. Allah sizinle ilgili bir hüküm vermedikçe benim sizinle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü siz samimi olarak her şeyi ortaya döktünüz. Diğer münafıkların özrünü kabul etti. Onları salıverdi. Ama üç kişiyi beklemeye aldı. İşte bu ayet onlara atıf. Onlardan bahsediyor. Onların işi Allah'a kalmıştır. 50 gün Müslümanlar onları boykot ettiler. O üç kişi yani. Ki inşallah surenin akışı içerisinde onlarla ilgili 50 gün sonra gelen müjdeyi de göreceğiz. 50 gün sonra tövbelerinin nasıl kabul edildiğini ve tövbeleri kabul edilmez tüm servetini sadaka olarak infak etme yoluna gidiyorlar. Allah Resulü istemeden bunu yapıyorlar. Şöyle bir yola gitmiyorlar. Tövbemiz kabul etti, hadi bir kutlamasını yapalım demiyorlar. Olduğu gibi Allah'ın verdiği her şeyi elden çıkarmanın telaşına düşüyor. İnşallah onu göreceğiz yani. Tabii bilemeyiz. Allah'ın kabul etmesinin de Allah'a göre
bizim bilemediğimiz boyutlar vardır. Allah kiminkini uzatır, bekletir. O şekilde onu arındırır ve hazırlar. Ama kiminkini hemen bakıyorsun ki sonucunu bildiriyor. Biz dua ettiğimizde duamızın karşılığı gecikiyorsa, Allah'ın bildiği, bizim bilemediğimiz nice boyutlar, hikmetler vardır. Allah'ımıza güvenelim ya. Şu kadar zamandır dua ettim, kabul etmedi diye telaşa düşmeyelim ya. Belki onunla Allah bizi daha güzel hedeflere, daha güzel seviyelere hazırlıyor. Kısacası Allah'ımıza güveniyoruz ve güveneceğiz. Başka bir tercihimiz de olamaz. Başka bir yönelişimiz asla söz konusu olamaz. Dersin başında bir şey söyledim. Bugünkü dersimizde münafıkları sadece soyut boyutuyla ele almayacak ayetler, bir de olayı somut boyutuyla önümüze koyacak. Münafık güçlerin Medine'deki İslam devletine, İslam ümmetine ve Allah Resulüne zarar vermek için şimdi bir komplosundan bahsedeceğiz. 107. ayet. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ Zarar vermek, inkarlarını, küfürlerini pekiştirmek, müminler arasına tefrika sokmak, daha önce Allah'a ve Resulüne karşı savaşanı gözlemek ya da desteklemek için mescit edinenler. Dikkat buyurunuz. Mescit edinenler. Bir mescit yapıyorlar. Mescidin amacını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Neydi bunlar? Zarar vermek, küfürlerini pekiştirmek, müminler arasına fitne ve fesat sokmak ve bir de Allah ve Resulüne önceden harp ilan etmiş olanların üs olarak kullanabilecekleri, karargah olarak kullanabilecekleri bir mescit ediniyorlar. وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Ve sonra diyorlar ki biz bu mescidi iyilikten başka bir şey için yapmadık diye yemin ederler. İşte Allah onlara dikkat çekiyor. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Allah da şahittir ki onlar yalan söylemektedir. Yalan irtikap etmektedirler. Şüphesiz Allah onların yalancı olduklarına şahitlik ediyor. Ben kısaca bu olayı anlatayım. Ebu Amir diye Evs kabilesinden biri var. Bu adam o günkü Medine'de entelektüel biri. Akademisyen biri. Bugünkü kavramlarla entelijansiya diyebileceğimiz, gerçekten kendini iyi yetiştirmiş ve sonuçta araştırıyor, tüm kitapları inceliyor, Hristiyan oluyor ve papaz oluyor. Ama adamın bir hesabı var. Araplar üzerine lider olmak. Aynen İbni Übey Es-Selül gibi. Hazreti Peygamber ortaya çıkmadan o da Medine'nin reisi olmak. Bunu da aynı şekilde reis olma hesabı var. Fakat Hazreti Peygamber ortaya çıkınca hesap bozuluyor. İşte bu Ebu Amir ismindeki papaz Medine'de zemin bulamayınca, toplumsal taban bulamayınca bu defa Mekke'ye kaçıyor. Mekkeli müşrikleri örgütlüyor. Uhud Savaşı'nın arkasında o var. Hendek Savaşı'nın arkasında o var. Gün geliyor, Mekke fethedilince bu defa Taif'e kaçıyor. Taif'e örgütlüyor İslam'a karşı. Taif'te düşünce aynı kişi bu defa Şam'a kaçıyor. Bu defa da Bizans kralını etkileyip Medine'ye
yönelik büyük bir ordunun Bizans ordusunu harekete geçmesi için kumpaslar kuruyor. Yetmiyor. İbni Übey es-Selül ile irtibata geçiyor. İbni Übey es-Selül'ü tembihliyor. Medine'de bir cami, bir mescit kurun ve gizli faaliyetlerinizi camide, mescitte sürdürün ki Muhammed farkına varmasın. Ve Medine'nin hemen bir kenar semti olan Kuba'yı bilirsiniz. Umre'ye, hacca gidenler bilirler. 5 kilometre mesafede Kuba denilen bir yer vardır. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret edince ilk konakladığı, 4-5 gün misafir kaldığı bölgenin ismidir Kuba. O bölgede bu münafıklar Ebu Amir'in projesi olarak bir mescit yapıyorlar. Sonra da bir heyet gelip Hazreti Peygamber'le görüşüyor. Bizim yaşlılarımız var, hastalarımız var. Merkezdeki Mescid-i Nebevi'ye her vakit gelemiyoruz. Onlar da cemaatle namazdan mahrum kalmasınlar diye Kuba'da bir mescit yaptık. Ey Allah'ın Resulü, teberrüken senin gelip orada açılışı yapman, namazı kıldırmanı istiyoruz. Hazreti Peygamber de diyor ki şu an ben sefere çıkıyorum. Tebük seferden sonra gelip orada namaz kıldırırım diyor. Niyetlerinden haberi yok. Sefere çıkıyor ama arkasından Allah Azze ve Celle bu ayetleri indiriyor. Onların o mescidi yapmadaki esas amaçlarını deşifre ediyor. Nedir mescidi dırarın? O artık mescidin ismi mescidi ne oluyor? Dırar mescidi oluyor. Amaçlarını Müslümanlara zarar vermek, inkarlarını sürdürüp pekiştirmek, Müslümanlar arasına nifak sokmak, İslam'a düşman olanları kollayıp gözlemek, yardım ve yataklık etmek İslam düşmanlarına. Üs olarak, karargah olarak kullanmak. Ayet gelince, niyetler de ortaya çıkınca, bir sonraki ayet, La tekum fihi ebeda. Allah Resulü buyuruyor, kesinlikle o mescitte asla namaz kılma diyor. لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Allah bir şeye daha dikkat çekiyor. Kesinlikle o mescidin içinde hiçbir zaman namaz kılma, daha ilk günde takva temeli üzerine kurulan mescid senin bunda namaza durman daha uygundur. Hani Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret edince Kuba'da birkaç gün kaldı, kaldığı süre zarfında orada bir mescit inşa etti, Kuba Mescidi. İşte Kur'an-ı Kerim ona takva mescidi diyor. Namaz kılacaksan kılacağın adres belli. İlk gün takva üzere bizzat temelini senin attığın mescit, namazı orada kılacaksın. Fihi ricalu yuhibbun en yetetahharu. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Devamla. Onda temizlenmeyi içten arzulayan kişiler vardır. Allah arınanları, temizlenenleri sever. Bu ayetler nazil olunca Hazreti Peygamber bir yıkım ekibini görevlendiriyor. Gidin mescidi dırarı yerle bir edin. Yıkım ekibi gidiyor mescidi dırarı yerle bir ediyor. Orası çöplük olarak kullanılıyor. Mezbelik haline geliyor. Şimdi tam da burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Mescit yapmışlar, Hazreti Peygamber'i davet etmişler. Hazreti Peygamber tam hazırlık yapıyor, gidip namaz kılacak, ayet geliyor. Orada namaz kılma yetmedi, ona o mescidi yıkman lazım diyor Allah. Çünkü isminin mescit olması kurtarmıyor. Kişinin İsminin Müslüman olması da kişiyi kurtarmadığı gibi bir yapının isminin mescit olması, bir yapının, kurumun, kuruluşun adının İslami olması da o kurumu, o kuruluşu kurtarmaz. Ya da bir cemaatin isminin İslami olması, bir tarikatın isminin İslami olması da onu kurtarmaz. İçeriği önemlidir.
amacı önemlidir. Nerede durduğu önemlidir. Fonksiyonu ve işlevi önemlidir. İşte burada bakıyoruz ki ismi mescit ama savaş alanında vermeyen zarar mescit üzerinde zarar geliyor. Bazen İslam düşmanları kendi ideolojileriyle İslam'a zarar veremeyebilirler. Ayetlerle, hadislerle İslam'a daha çok zarar verebilirler. Ayetleri çarpıtarak, ayetleri bağlamlarından çıkararak, iğrenç emelleri için ayetleri kullanarak, hadisleri kullanarak Müslümanları fitneye düşürebilirler. Zihinleri çarpıtabilirler. İstikametten, sırat-ı müstakimden, hidayetten koparabilirler. Dikkat ediniz yani. Dine karşı dinden bahsediyorum. Meydan muharebeleriyle İslam'a vuramadığı darbeyi mescit muharebeleriyle, mescit üzerinden, cami üzerinden, diyanet üzerinden bunu yapabilirler. Tekrar o zaman dönüyoruz. Şimdi burada esas beni en çok ilgimi çeken bir ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Demin ki ayetler Tevbe suresi 107-108'di. Bunu bir yere not edin. Tevbe 107-108 Medine'de yapılan bir mescidi bizzat Allah Resulü kendi elleriyle görevlendirdiği bir ekip tarafıyla yıktırıyor. Hac suresi 40. ayete şimdi dikkatinizi çekeceğim. Hac suresi 40. ayette Allah şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edildiler. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ Allah şayet Allah'ın İnsanların kimini kimisiyle def etmesi olmasaydı, Allah'ın bazı insanları bazı insanlarla cezalandırması, terbiye etmesi, hizaya getirmesi olmamış olsaydı, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪يهَا ف۪يهَا اسْمُ اللّٰهِ كَث۪يرًا Allah'ın kimi insanları kimi eliyle durdurması, engellemesi olmasaydı, içinde olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi. Demek ki Allah bu ayette manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler yıkılmasın, yok olmasın diye bazı kulları eliyle bir güvenlik sistemi oluşturuyor, bir denge oluşturuyor. Kiliseler yıkılmasın, havralar, sinagoglar yıkılmasın diye. Allah bu ayette kiliselerin, havraların bile yıkılmaması için insanlarını devreye kurken ama Tevbe sonundaki ayette de mescit yıkılsın diye emir veriyor. Şimdi bu nasıl bir iş? Bir yerde kiliseleri koruma altına alıyor Allah, diğer yerde mescidin yıkma emrini veriyor. Ne anladınız bu işten? Bazen olur ki mescit kiliseden daha tehlikeli. Bazen olur cami havradan daha tehlikeli olabilir. Amacına bakmak lazım. Pratiğe bakmak lazım. Hangi hedefe hizmet ettiğine bakmak lazım. İşte Hac suresi 40. ayette kiliseler, havralar, mescitler yıkılmasın diye Allah tedbir almış. Ama Tövbe 107 ve 108'de de mescidin yıkılması için, yerle bir edilmesi için görevlendiriyor Hazreti Peygamber'i. Haliyle Müslüman basirette olacak. Kumpas, tuzak nereden geliyor? Özellikle stratejik bir takım durumlarda nasıl tepki vereceğimizi, hakla batılı nasıl ayırt edeceğimizin çok iyi farkında olmamız gerekiyor. Demin de ifade ettim.
Yani bir dönem diyelim ki Marksizmin, sosyalizmin kitapları gençlik için ciddi tehditlerdi. Ama şimdi Kur'an'a dayalı bir takım söylemlerle, hadise dayalı bir takım söylemlerle İslam inancını, İslami çizginin nasıl ifsat ve ihdiş edildiğiyle ilgili onlarca örnek sayabilirim. İşte bunları fark etmek hikmeti gerektiriyor, basireti gerektiriyor, feraseti gerektiriyor. Furkan sahibi olmayı, burhan sahibi olmayı gerektiriyor. Hatırlayınız yine Tövbe suresinin baş tarafında Mekkeli müşrikler Mekke'deki İslami tevhid mücadelesinin önüne geçemeyince bu defa Kabe ile kendini savundular. Biz Kabe'ye gelen hacılara su ikram ediyoruz. Kabe'nin anahtarını taşıyoruz. Örtüsünü biz değiştiriyoruz. Haliyle biz Muhammed'den daha üstünüz, daha hayırlıyız. Kabe'ye bu kadar emeği geçenler nasıl yanlış yolda olabilir diyorlar. Daraldıkları zaman Kabe'yi siper ediyorlar. Kabe ile İslami hareketi durdurmaya çalışıyorlar. Şimdi biz de şuna dikkat edeceğiz yani. İslami mücadelemizi hangi argümanlarla durdurmak istiyorlar? Kulluk yürüyüşümüzü neyle sekteye uğratmak istiyorlar? Gittiğimiz yolu nasıl dinamitlemek, sabote etmek için neleri kullanıyorlar? Bazen Allah'ı kullanarak bizi aldatma yoluna gidiyorlar. Ve Allah bizi uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın. Yıllarca laiklikle bizi aldatmak istediler, tutmadı yani. Şimdi din ile aldatmak istiyorlar. İslam ile bizi aldatmak istiyorlar. Kitapla, sünnetle bizi aldatmak istiyorlar. Haliyle biz bu tuzaklarda düşmemek için gözümüzü dört açacağız yani. Allah korusun. Şimdiki gelen dalga çok daha riskli. Nitekim Mekke'deki dalgaya bakıyoruz, Müslümanlar daha dirençli. Ama Medine'de nifak dalgası gelince Müslümanlar daha çok zorlandılar. Allah Resulü bile zorlandı ya. Neredeyse gidip Mescid-i Dırar'da namaz kıldıracaktı Allah Resulü. Allah ayeti göndermeseydi, Hazreti Peygamber bile işi çözmekte zorlanacaktı. O zaman Allah'a çokça yalvaralım ki bu gibi oyunları bozacak Allah bizlere basiret versin. Bilinç nasip eylesin yani. İşimiz gerçekten çok zor ya. Hele hele şimdiki bir takım münafıklar daha böyle akademik titri olan, entelektüel birikimi olan, bilimsel yöntemleri, rasyonel verileri çok iyi kullanan, stratejik düşünen, analitik düşünen beyinlerle karşı karşıyayız yani. Haliyle bunlardan gelecek darbenin etki gücünün ne kadar risk içerdiğini de çok iyi biliyoruz. İnşallah bu konuda Rabbim bizlere basiret nasip eylesin. Burada özellikle şuna dikkat edeceğiz. Bu sadece mescitle ilgili söyleniyor. Bir teşkilat olabilir. Parti olabilir. Cemaat olabilir. Efendime söyleyeyim. İsmi ne olursa olsun. Tüm yapılanmaların ve yapıların kalkış noktasının ne olduğuna dikkat edeceğiz yani. Sloganlara kanmayacağız. Tüzükte yazılı olanlarla yetinmeyeceğiz. Tabeleler, etiketler, rozetler bizim için yeterli olmayacak. Özellikle arka planı çözmeye çalışacağız. Çünkü neler çektiksek şimdiye kadar bu ümmet basiretsizlikten çekti, ferasetsizlikten çekti. İşin arka plandaki senaryoları çözme yetersizliğinden çektik. Buna çok dikkat edeceğiz. Ve bu noktadan hareketle bizim üzerimizden bazıları da meşruiyet kazanmak isteyeceklerdir.
kimin yanında duracağımıza da dikkat edeceğiz. Özellikle piyasada itibarı olan, saygınlığı olan, hani ne diyorlar münafıklar? Hazreti Peygamber bizim mescitte bir namaz kıldırsın, tamam. İşi kotardık yani. Bugün de benzeri yani. Şununla bir fotoğraf verebilirsek kitleleri de sürükleyebiliriz. Yani. Haliyle kime referans olacağımıza çok dikkat edeceğiz. Yani. Kiminle görüntü vereceğimizi, saf tutacağımızı, buluşacağımıza da çok çok dikkat etme. Çünkü birileri sizin üzerinizden meşruiyet kazanmak için sizi çok güzel şekilde onura edebilirler, taltif edebilirler. O kendi iğrenç emellerine alet etmek için sinsice size yaklaşabilirler. Ve ayette de geçtiği gibi Allah ve Resulü ile harp ilan edenlerden. Bedir'de Allah ve Resulü'ne harp ilan ettiler. Hendek'te, Uhud'da harp ilan ettiler. Ama en tehlikelisi mescitte Allah ve Resulü'ne savaş ilan edenler. Minber'de Allah ve Resulü'ne savaş ilan edenler. Mihrab'da Allah ve Resulü'ne savaş ilan edenler. Sanıyorum bugünün dünyasında bunu anlamak biraz daha kolay ya. Allah ve Resulü'ne savaş ilan etmekten bahsediyor. Ve bu savaş nerede sürdürülüyor? Mescitte, mescit üzerinden sürdürülüyor yani. Başka bir yerde olsa insan çok rahat bir şekilde çözebilir, tepkisini ortaya koyabilir yani. Ama ben mescitte nasıl buna karşı çıkayım? Nasıl camiye karşı çıkayım? Değil mi yani? Bir kutsiyet üzerinden önünü kesmeye çalışırlar. Fakat işte Müslüman bilinç bunun farkında olacak. İslami şuur bunu ayrıştırabilecek. Furkan da zaten tam bu demektir yani. Hakla batı ayırabilecek ince bir sezgi üzerinde olabilmek. Bir meleke üzerinde olmak. Bu da öyle çok okumakla elde edilecek bir şey değil sanıyorum. Allah'ın sevdiği kullarına ihsan ettiği bir özelliktir. Bir melekedir. Allah'ın bir ikramıdır yani. Bakıyorsun ki koca koca alimler bu dediğim şeylere alet olabiliyorlar. Sonra pişman olsa bile diğeri zaten vuracağı darbeyi vurmuş oluyor. Medya dünyasını bunun üzerinden değerlendireceğiz. Her türlü pisliği kusup işte bir Ramazan programıyla müminler nezdinde kendini aklamak veya siyasi arenada, politik arenada her türlü hileyi, ifsadı, ahlaksızlığı sürdürüp bakıyorsun ki bir söylemle, bir söylevle de Müslümanların gönlünü alabilecek, gözünü boyayabilecek çok da iyi hatipler çıkarabiliyorlar. Vitrine çok da böyle ilginç isimler çıkarabiliyorlar. İşte marifet bunu seçebilmek yani. Bunu ayrıştırabilmektir. Rabbim bundan bizi mahrum kılmasın. Şu iki ayetle de inşallah şeyi toparlayalım. Efemen essese bunyanehu ala takva minallahi ve rıdvan. Binasını, yapısını, yapılanmasını takva ve Allah rızası üzerine kuran mı daha hayırlıdır? Yoksa emmen essese bünyanehu ala şefe curufin harin fenhare bihi fi nari cehennem. Yoksa yapısını göçmek üzere olan bir yarın üzerine kurup o yapısıyla birlikte cehenneme yuvarlanıp gidenin yaptığı mı daha hayırlı? İki seçenek sunuyorum bize. Takva ve Allah rızası üzerine yapısını kuran mı daha hayırlı? Yoksa bir göçük üzerine temele atıp kurup ve sonra da o göçükte cehenneme kadar yuvarlanıp giden mi daha hayırlıdır? Şimdi biz burada sadece takva mescidini düşünmeyeceğiz. Her şeyi düşüneceğiz.
Bir aileyi düşünün, bir evliliği düşünün. Şayet evliliğiniz takva ve Allah rızası üzerine kurulu ise hayırlı olan budur. Ama evliliği takva ve Allah rızası dışında kriterler, kıstaslar, standartlar üzerinde düşünüyorsanız, çürük zemine aileyi inşa ediyorsunuz demektir. Fay hattı üzerinde binasını yapan, zemin etüdünü sağlam yapmayan, en küçük bir artçı depremle bile bakarsınız ki hak ile yeksan olur. İşte bizim zemin etüdü dediğimiz şey, temelinde takva ve Allah rızası varsa, ailelerimiz takva ve Allah rızası üzerindeyse, cemaat çalışmalarımız takva ve Allah rızası üzerinde ise, toplumsal projelerimiz Allah rızası ve takva üzerinde, devlet projelerimiz takva ve Allah rızası üzere ise hayırlı olan odur yani. Bunun dışında iktidar hesapları, ganimet hesapları, şöhret hesapları, insanlara hükmetme hesapları, yani Allah'ın rızasıyla örtüşmeyen, takva içermeyen tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, evliliklerimiz, cemaat çalışmalarımız, aklınıza gelebilecek ticari ortaklıklarımız, firmalarımız, okullarımız, kurslarımız vesaire vesairelerimiz bir göçük üzerinde inşa edilen yapılara benzetiyor Allah Azze ve Celle. O zaman her birimiz şu an sahip olduğumuz ve ileride hedeflediğimiz tüm projeleri ne ile temellendireceğiz? Takva ve Allah rızası üzerine. Zaman zaman takvadan bahsediyoruz. Ama takvanın ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz. Allah Azze ve Celle, kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Sadece sizden takvanız Allah'a kavuşur. Vakıf binaları yaptınız. Bu binalar sizi Allah'a götürmeyecek. O vakıf binası içerisindeki takvaya dayalı amellerini sizi Allah'a ulaştıracaktır. Kıldığınız namazların, rekatlarının çok olması sizi Allah'a götürmeyecek. Namazdaki huşunu sizi Allah'a yaklaştıracaktır yani. Şu kadar infak, harcama, hayır, hasenat Allah katında geçerli olmayacak. O hayır hasenatı yapan yürekteki samimiyet ve ciddiyet sizi Allah'a yaklaştıracaktır. Hesabımızı buna göre inşallah gözden geçireceğiz. Ama tekrar ediyorum, ekonomik yapılanmalarımız, politik yapılanmalarımız, ideolojik yapılanmalarımız, kültür, sanat, toplumsal projelerimiz, takva ve Allah rızası temelli ise sorun yok. O yapılanmalar cennete en güzel yatırım olacak. Ama bu hedeften saptığımız ve şaştığımız zaman tüm dünyanın iktidarını bize teslim etseler bile Allah'ın huzuruna gittiğimizde eli boş gitmiş olacağız yani. Bu bakımdan ne diplomalarımız, ne etiketlerimiz, ne rozetlerimiz, ne efendime söyleyeyim titrimiz, akademik ünvanımız bizi Allah katında temize çıkarmayacak. Bizi takvamız, rıza ve rıdvan dediğimiz güzellikler Rabbimize taşıyacaktır. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim kavme hidayet vermez. Şu ayetle bitirelim inşallah. 110. ayete geldik. La yezalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi kulubihim illa an taqatta'a kulubuhum. Şimdi bu münafıkların ruh haline tekrar döndü ayet-i kerime. Münafıkları öyle bir çerçeveliyor ve öyle ince detaylar, tahliller önümüze sürüyor ki Allah Azze ve Celle onların kalpleri parçalanmadıkça kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp gidecektir. Yani o münafıklar mescit de yapsalar, efendime söyleyeyim, iktidarı da ele geçirseler, serveti de, sermayeyi de,
medyayı da, orduyu da ele geçirseler, Allah onların kalbine öyle bir ızdırap koyacak ki, İçlerine öyle bir şüphe, öyle bir vesvese koyacak ki, tam her şey bizim oldu. 1000 yıl devam edecek dedikleri bir anda, işlerindeki, o kalplerindeki evham, vesvese, korku, Allah bu defa onları o şekilde cezalandıracak. Belki fiziki bir ceza değil o. Demek ki Allah'ın cezalandırması bazen, bir şüpheyle Allah bizi cezalandırabilir, bir soruyla bile cezalandırabilir, bir kelimeyle bir insanın işini bitirebilir yani. Bazen rastlıyorum, gençler yanıma geliyor, hocam diyor, bir konuda şüpheye düştüm, bir türlü atamıyorum, hayatım zehir oldu diyor ya. Bir şüphe, bir vesvese yani. Allah muhafaza yani. İnsanların dışta görünüşüne de kanmamak lazım yani, onunla yetinmemek lazım. İşte Allah buna dikkat çekiyor. Onların kalpleri parçalanmadıkça kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp gidecektir. Kurumları, kuruluşları, iktidarları, devletleri, okulları, vakıfları, dernekleri ne olursa olsun takva ve Allah rızası yoksa onların kalbinde bir dert olarak kalacaktır. Ve bir noktada onlar iç dünyalarında bir parçalanma, öyle bir sıkıntı, öyle bir tedirginlik, öyle bir stres yaşayacaklar ki sahip oldukları her şey onlar için ızdırap içinde ızdırap olacak. Tabii bu farklı farklı olabilir. Eğer sen nesilleri takva üzerine yetişmeyi hedeflemezsen, sahip olduğun evlat da senin için bir gün dert olarak başına bela olacak. Evliliği, eşi seçerken takva Allah rızasına göre seçmezsen, o evlilik de bir gün yüreğinde senin için çekilmez bir acıya dönüşecektir. Elde etmek istediğin servet, araba, mal, mülk, apartman, arazi, Allah rızasını, kulluğu göz önüne alarak hedeflemediğin zaman bir gün gelecek, o da senin için bela olacak. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yani kalbi maraz var ya, kalp üzerinden gelen cezalandırma ve işkence var ya, bunu yaşayanlar bilirler. Yani. Hayatın tadı tuzu kaçıyor. Yani. Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Yani. Birden dünya daralıyor. Ve birçok insan bakıyorsun ki intihara gidiyor. Niçin gidiyor yani? Bilemediğimiz işte o kalpteki parçalanma ile ilgili sadece Allah sevgisini, Allah korkusunu merkeze almadığımız zaman, başka korkularla Allah korkusu çatışmaya girdiği zaman hayatın rotası şaşmaya başlıyor yani. Rabbim bu ağır, çetin, çetrefilli imtihanlarda yardımcımız olsun yani. Gerçekten işimiz zor yani. Ama Allah'a yaslanırsak işimiz kolay. Yani. Çünkü onun rahmetine güveniyoruz. Onun mağfiretini umuyoruz. Asla ümidimizi kesmiyoruz. Yeter ki ona karşı dürüst olalım. Ona karşı dürüst olmanın ismi de takvadır. Rabbim bizi takvadan ayırmasın. Gelecek dersimizde inşallah buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.